Evet arkadaşlar, yepyeni bir videodan herkese selam. Bugün sizlerle takipçilerimizin bize sorduğu soruları cevaplayacağız. Ondan sonra güzel de bir yürüyüş yapacağız köpeklerimizle. Videoya başlamadan önce de buradan Berat kardeşimize çok selam. Videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Hadi in çocuklar. Ramiz Bey nerede acaba? Ramiz! Evet, gezimize başladık. Arkadaşlar bu arada Tuna bayağı bir büyüdü. Video çekmediğimiz için Tuna'yı da gösteremedik. Bugün daha detaylı hallerini çekeceğiz sizlere. Buradan. Çocuklar. Evet. Görüyorsunuz. Grubun yeni üyesi Tuna. Eşek sıpası kocaman oldu. Bu arada 4 aylık arkadaşlar. 4 aylık oldu, aynen öyle. Bu zirvede yukarıda sizin bize sıkça sormuş olduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağız bu arada arkadaşlar. Yalçın Bey'le. Hadi gelin. Artık buraları ezberlediniz diye tahmin ediyorum. İne çıka siz de bizlerle birlikte. Islak bu arada. Islattık da kurudular. Sıcaklardan dolayı. Biraz da tabii iştah kaybı da var köpeklerde arkadaşlar. Sıcaklardan dolayı akşamları vermeye çalışıyoruz. Ve mamalarına konserve ilave ediyoruz. Konservesiz vermiyoruz. Tuvaletini yapıyor Goşa. Ne dedin kuzum ya? Evet. Tuna Bey. Gördüğünüz gibi çimenler, yabani otlar bayağı yükseldi. Hatta o ormandaki patika yolu neredeyse kapattılar diyebiliriz. Neredeyse Yalçın'ın boyuna gelmişler. Ama gerçekten çok güzel görünüyor. Çok hoş görünüyor yani. Hadi. Arkadaşlar şurada bir tane kaplumbağa var. Görmediler onu. Evet. Onu da çek. Ramiz sen bunu nasıl kaçırdın ya? Vallahi Ramiz... Evet, Ramiz gözümden düştü arkadaşlar. Bu kaplumbağayı 500 metre öteden kokusunu alıp onu bulması lazımdı. Her çıktığımızda çünkü bir kaplumbağa bir kirpi buluyor. Evet, erik ağacı. Tabi ekşi biraz bunlar. Evet, meşhur yerimize geldik. Burada sizlere, sizden gelen soruları cevaplayacağız. Tuna.
Evet arkadaşlar, soruları cevaplamaya başlıyoruz. Evet, ilk sorumuz soru değil. İlkin Hesenli'den gelmiş. 40 günlük köpeğim var. Beslenme tavsiyesi verir misiniz demiş. Bu da çok gelen sorulardan arkadaşlar. Yavru köpeğimi nasıl, neyle besleyebilirim? Neyle kurumamaya alıştırabilirim diye. Hemen tavsiyeleri veriyoruz İlkin kardeşim. 40 günlüğe kadar anne besliyor sütünü. Anne sütüyle besleniyor. Ondan sonra 40 günlükten sonra da kendin ona ek takviyeler vermen lazım. Yani yavru köpek maması alacaksın. Yetişkin olmaz. Mutlaka aklında olsun yavru köpek maması. Güzelcene ezeceksin onu. Ezdikten sonra içine yumuşak takviyeler yapman lazım. Yani yavru olduğu için dişleri o mamayı kıramayabilir. Ondan sonra hani o ek takviyeleri de şöyle yapacaksın. Lor peyniri az bir şey koyabilirsin. Bir tane yumurta koyabilirsin. Yoğurt koyabilirsin. Veyahut da mamayı ıslatabilirsin. İçine mutlaka ek takviye koy ki köpeğin iştahla yesin onu. Eğer ek takviye koymazsan iştahla yemez onu. Bu takviyelerde mamayı yumuşatması amaçlı aynen değil mi? Aynen öyle. Yani mamayı ezebilirsin de. Çok büyükse eğer yavru maman. Genelde ufak oluyor ama sen gene de rahat yiyebilmesi aynen, için birazcık ezmen lazım. Ezebilirsiniz. Bu şekilde zamanla kurumamaya geçecek. Aynen, yani bu zaman çerçevesi içerisinde de içine koyduğun ek takviyeleri kısabilirsin. Çünkü vereceğin yavru mamasında bütün proteinler, her şey var. Yani aynen öyle. Köpeğin ihtiyacı olan her şey iyi bir mamada var. Aynen. Arkadaşlar çok mama soruyorsunuz. Ona da hemen bir değinmek istiyorum. Yavru köpeğim var. Hangi mamayla besleyebilirim? Arkadaşlar Royal Canin ile besliyoruz biz. Çok da memnunuz. Ek olarak da işte ilikli kemik kaynatıp veriyoruz. Haftada bir gün, iki gün. Ayrıyetten de konserve mama karıştırıyoruz mutlaka. Çünkü yaz aylarındayız. Dediğim gibi hayvanlarda iştah kaybı var sıcaklardan dolayı. Yetişkin köpeğiniz varsa da akşam serinliğinde mamasını verirseniz iştahla yiyecektir. Artı konserve katarsanız. Bu arada aklınızda olsun, sıcak havalarda veyahut da soğuk havalar için de geçerli bu. Köpeğinizin günde iki kere suyunu değiştirmeniz lazım. Bir sabah bir akşam kesinlikle suyu verin. Aynen öyle. En önemli şey sudur onlar için. Evet, ikinci sorumuz Oğuzhan Gözütok'tan gelmiş. Alman kurtlarındaki kalça çıkıklığının zararları nelerdir? Arkadaşlar öncelikle şundan bahsedeyim. Bu kalça çıkıklığı olayı bu Alman çoban köpeklerinde sonradan olan bir şey değil. Bu doğuştan olan bir şey. Bu da annenin babanın gen havuzunda daha önceden kalça çıkıklığı olan köpekler varsa onlardan kaynaklanıyor. Bunları da azaltmak amaçlı kalça çıkıklığı olan yavru gelmemesi için anne baba yetişkin köpekler kısırlaştırılıyor arkadaşlar. Yani üretilmiyor. Bunların zararlarından bahsedeyim. Arka kalça kısmında güçsüzlük, hayvanın yürümesinde, koşmasında zorluk, gençken de olsa. Yaşlandığı zaman tabii bunlar çok fazla artıyor. Sürekli bir yatma halinde. Hayvan oyun oynarken zorluk çekiyor. Hayvan koşarken kaldıramıyor. Arkası çok güçsüz olduğu için de. Yani dediğim gibi arkadaşlar, anne babada kalça çıkıklığı olmayabilir. Ama altından gelen yavrularda kalça çıkıklığı oluyorsa dahi o köpeklerin üremesi makbul değildir. Ve profesyonel kişiler zaten bunlardan bunları eşlemezler. Eşlemiyorlar. Kısırlaştırıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, bir diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Alazul diye bir arkadaşımız sormuş. Yavru kurtların kulaklarını sevmeyin, inik kalır kalkmaz söylentileri doğru mu? Bu ortalarda çok dolanan bir soru. Bütün herkes bunu soruyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Ama şöyle söyleyeyim. Biz
yavruluktayken bile ne hiç oynamıyoruz kulaklarıyla. Kimseye sevdirmiyoruz. Arkadaşlar şöyle bahsedeyim ben ondan kısaca. Şimdi bunların kulakları yavruyken kıkırdak. Yani bu kıkırdak sertleşiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar size canlı bir şekilde. Bu kıkırdak olduğu için bu kıkırdak yavruyken yumuşak olduğu zaman inik duruyor. Ama kıkırdak sertleştikçe bu kulak böyle dikleşiyor arkadaşlar. Yani bu kulağın siz çok fazla severseniz bu şekilde kafasından böyle böyle diye yine kulaklarını kırmadığınız sürece, hayvanın o kıkırdağını severken kırmadığınız sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Kulağı kalkar. Ama hani derler ya çivi gibi hani kulakları. Aynen. Çok düzgün. Öyle olmasını istiyorsanız yani şu kulak mesafesinin böyle ayrık olmamasını istiyorsanız hiç ellememeniz lazım. Yani düzgün kalkmasını istiyorsanız, çivi gibi olmasını istiyorsanız yani kısaca hiç ellememeniz, sevmemeniz lazım. Dediğim gibi severken kırmadığınız sürece diker kulaklarını. Ama düzgün dikmesini istiyorsanız, böyle birbirine yakın dikmesini istiyorsanız ellemeyeceksiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar güç uyguluyor severken. Ya aynen öyle. Yani kulağından tutup böyle çekiştirip de sevenler var. Yavruyu kulağından, kafasından yetişkin olana kadar sevmeyeceksiniz arkadaşlar yani. Onu söyleyeyim sizlere. Evet, bir diğer sorumuz Nuran Çavlar'dan gelmiş. 4 aylık Alman kurduma ne yaptıysam kurumama yediremedim. Nasıl alıştırabilirim? Çok güzel bir soru. Nasıl alıştırabilirsiniz? Ev yemekleri veriyorsanız eğer köpeğiniz o yüzden alışmıyor olabilir kurumamaya. İkincisi, kurumamaya alışmasını istiyorsanız eğer içine yaş mama mutlaka koymanız lazım. Yumurta, yoğurt koymanız lazım. Yani ek takviyedir arkadaşlar bunlar. Bunları koyarsanız köpeğiniz alışır kurumamaya. Bir sonraki soruya geçebilirsin. Buna ben de birkaç ek yapmak istiyorum. Yapabilirsin. Şimdi ev yemekleriyle beslenen bir köpek kurumamaya geçme süreci biraz zor olabilir. Çünkü mamayı kırmaya alışkın olmadığı için mama ne kadar iyi olsa bile o yumuşak ev yemeklerini tercih edecektir. O yüzden kırmayacaktır mamayı. Ama konserveyle karıştırarak, ilk başlarda konservenin miktarı fazla olacak tabii ki. Daha sonra yavaş yavaş konserve miktarını azaltarak kuru mamaya geçiş yapabilirsiniz. Ve böylece kuru mamaya alıştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Evet, şöyle yavaşça. Sorular bitti mi? Sorular bitti. Sen ne yapıyorsun? İn lan. Evet, Behrat arkadaşımıza da buradan sevgiler, saygılar. Evet, yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başladık. Evet, buradan gelmiştik arkadaşlar. Bu sefer de sol taraftan ilerliyoruz. Odun mu toplayacaksın? Az bir şey topluyorum. Nereden? Ormandan. Evet arkadaşlar, eşek sıpası Tuna'yı görüyorsunuz. Bu ağacı da şöyle göstereyim. Yani nasıl bir ağaçmış bu ya? Neyse, gidelim. Evet, 2 haftadır video çekmiyoruz arkadaşlar. Biraz acemilik oldu tabii ki. Kusura bakmayacaksınız artık. Böyle aşağı doğru iniyoruz aslan parçalarıyla. Buna da adapte oldu arkadaşlar, gezilere falan. Tabii biz sürekli çıkarıyoruz, gezdiriyoruz, dolaştırıyoruz da arkadaşlar, video
çekme fırsatı bulamadık ya. Evet, arkadaşlar, buradan bunu da görmediler. Bunu da görmediler. Yürü yürü, gel boş ver, düşürüz evet. Orada. Evet. Artık alıştılar galiba ya. Yani Ramiz bak bakayım gel. Ha, şşt. Bakayım ne yapacak? Hiçbir şey. Alıştılar artık. Ramiz, şşt. Bak. Tamam, alış. Tamam, alışmamış. Yürü hadi, yürü. Yürü. Hayır, bırak. Evet, kaplumbağa testimizi de yapmış bulunduk. Evet, Tuna'nın şöyle boyutunu görüyorsunuz. Bayağı büyüdü. Gelişimi güzel. Büyümeye devam ediyor o da. Babasından daha büyük olacak gibi görünüyor şu anda. Ne kadar büyük olacak sence? Babasından yüksek olacağı kesin. Ramiz'den yüksek olacak. Ve tam yarışma potansiyelinde bir yavru yani. Yarışmalara sokma fırsatımız olsa kesinlikle derece alacak. Olur. Bir köpek yani. Burada zaten kondisyonlu bir şekilde gelişiyor, büyüyor. Evet. Evet, burada yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim istersen. Herkese sevgiler, saygılar. Saygılar. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.